Eda'cığım ekmeği uzatır mısın hayatım? Al canım. Mersi. Ne yapıyor bu kadar zamandır bu kız içeride? Bu sabah kendi kıyafetlerimi kendim giyeceğim diye tutturdu. Beceremedi herhalde. Bir bak istersen. Bak daha hiçbir şey yemedi. Trafiğe kalacağız ve bu gidişle okula geç gidecek. Doğru söylüyorsun. Ben gidip bir bakayım. Toprak. Toprak hadi kahvaltı hazır. Okula geç kalacaksın. Bir dakika anne. İşim bitsin geliyorum. Aa, ne işiymiş yine bu böyle? Aa, bu hollop nereden çıktı? Çileğin de var. Ay Toprak sen beni öldüreceksin. Çilekte olan her şeyi istiyorsun. Yani yarın öbür gün çilek kendini balkondan alsa sen de atacak mısın? Ama çok eğlenceli. Nereden buldun bunu? Şşş, sihirle yaptım. Kızım böyle basit bir şeyi sihirle yapmana gerek yok. Bundan her yerde satılıyor. İsteseydin baban akşam gelirken getirirdi. Şimdi içeri gideceğiz. Elimizde bunu görecek. Nereden buldunuz diyecek. Ne diyeceğiz? Okulun yanındaki oyuncakçıdan aldım derim. Ama anne ne yapayım bu sihirli? Ben gerçek hololofları çeviremiyorum. Bu kendiliğinden dönüyor. Bak. Bir gün okulda çilekten daha iyi çalışacağım. Herkes onu değil bana bakacak. O olaya giren hiç çıkmıyor ama ha. Aa. Nasıl baba? Belini kıvır bir yandan. Bir terslik olduğunu anlayacak. Aferin kızım çok güzel. Sonra çevirirsin hadi gidelim aşkım hadi. Hadi baba acıktı hadi bakalım kızlar hadi. Hadi. Korkma benim, yalnız mısın? Yalnızım. Yavuz'la Toprak şimdi çıktı. Hemen hazırlanıp şatoya gelebilir misin? Gelirim baba, ne oldu? Ah Firuzeciğim, teşekkür ederim. Akşama görüşürüz, kolay gelsin. Ha, aynaları çatlatma tamam mı? Hadi canım. Hoşça kal. Hadi hayırlı işler. Hoşça kal canım. Yılbaşı çoktan geçti. Bu arabalar da neyin nesi? Aa, bu periler... Aa, nereye gitti? Bu çok garip. Üstelik arabaları da atlar çekiyor. Yok, bu gerçekten de çok tuhaf. Neyse. Aa merhaba Betüş. Dayı gökyüzünde neler oluyor? Bir sürü Noel peri arabaları... Çocukları yağmurdan ve soğuktan korumak için yardıma gidiyorlar. Gecikmiş Noel babalar gibi onlara ayakkabı, palto ve odun götürüyorlar. Ay ne kadar güzel. Yağmuru sen mi durdurdun? Evet. Ve her şey hazır olduğunda yeniden başlatacağım. Dayıcığım biliyor musun? Sen gelmiş geçmiş en iyi iklim perisisin. Aa, teşekkür ederim yeğenim. Öteki yeğeni sizi derhal acil çağrıya davet ediyor. Aa, ne oldu Eda? Bir sorun mu var? Ya babamla konuştuk. Perihan teyze babamı eski haline getirecek sihiri bulmuş. Yalnız sihirin gerçekleşmesi için annemin babam gibi sihir mağduru binbir köpeğin kılından ve salyasından yapılmış bir kağıdı yemesi lazımmış. Ama yemiyormuş. Ne? Hadi derhal şatoya gidelim yürüyün. Tamam, ben Eda ile konuştum. O da Betüş'e haber vermiştir. Neredeyse gelirler şatoya. Aa, tamam, aile meclisi de tamam. Ama duygu sömürüsüne kanıp da bu kağıdı yiyeceğimi sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Ben ant verdim bir kere. Yemezsen boşanacağız. Ay saçmalama Taci. Yakında çocuğumuz olacak. Oğlumuz babasız mı büyüsün? Ne yardan ne serden ha Dudu. Taceddin'i hem çok seviyorsun hem de onun için hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Kolaysa sen yesene bunu.
kızları anladım da sen nereden çıktın? Ne var? Ben de eniştemin tarafını tutuyorum. Eniştenin taraf tutulmaya ihtiyacı yok. Canım onun düzelmesini tabii ki ben de istiyorum. Ama bu uğurda bu kıllı kağıdı yiyemem. Durum öyle gösteriyor ki Dudu'nun inadı sürdüğü sürece günlerce gecelerce buradayız. Kendine gel be kadın. Çocuk musun sen? Kendin ettin, kendin buldun. Başka alternatifin mi var? Bana bak, ya bu kağıdı yiyeceksin ya... Yiyeceksin. Yemezsen yemin ederim çekip gideceğim. Ölünce hayvan mezarlığına gömülmek istemiyorum. Yapacaksın. Yapmayacağım. Anne ciddi bir şey bu. Çocuk oyuncağı değil. Hadi. Anne ye şunu lütfen. Hadi. Affedersiniz bir saniye müsaadenizle. Efendim. Arıcığım merhaba. Nasılsın? İyiyim Firuzeciğim. Sen nasılsın? Sağ ol ben de iyiyim. Şey demek için aradım. Akşam iş çıkışı beni alabilirsin. Ablam bizde çocuklar o bakabilir. Yani görüşebiliriz istersen. Tamam alırım. Peki o zaman Betüş Hanımlardan arıyorum fazla yazmasın. Akşama görüşürüz. Tamam. Yani. Öptüm. Ben de hadi kolay gelsin. Yapacaksın. Yapamayacağım diyorum. Niye anlamıyorsun? Yapamayacağım. Ablacığım bak yapacak bir sürü işim var. İşlerimi hallettikten sonra haftalardan sonra ilk kez Firuze ile görüşeceğim. Ne olur ya artık şu kağıdı beriler aşkına. Ne yaptı? Kağıdı yok etti. Yok canım. İşte burada. Oradaymış. Kendimden yok etmemiş. Uzaklaşsın istedim o kadar. Anne biliyorum bu dünyanın en lezzetli şeyi değil belki de ama senin son şansın. Ayrıca sadece senin son şansın değil. Bizim de babamıza kavuşmamız için son şansımız. Ay ikiniz de papağan gibi aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz. Ay yiyemeyeceğim. Çok kötü midem bulanıyor. Duducuğum, kağıdın neden yapıldığını bildiğin için psikolojik olarak sana öyle geliyor. Evet, katılıyorum. Ay. İkiniz de Freud kesildiniz başıma. Tacı böyle kalsın. Bu kağıdı ben yiyemeyeceğim. Şimdi kalpten gideceğim. İyi o zaman. Sen de fani olarak kal. Bana biraz izin verir misiniz? Ne için? Odama çıkmak istiyorum. Tek başıma konsantre olmak istiyorum. Biraz yoga yaparım. Ve bu kağıdın şekerden, çikolatadan yapıldığını düşünüp... belki psikolojik olarak etkilenirsem yiyebilirim diye düşünüyorum. Hayır anne. Elinde o kağıtla tek başına odana çıkmana izin veremeyiz. Ben de Betüş'le aynı fikirdeyim. Ayrıca sen bu kağıda sihir yapabilirsin. Hayır efendim. Kağıtla gideceğim. Ona bakıp konsantre olacağım. Tamam ben yanında gözetmen olarak gidebilirim. Hiç kimsenin gitmesine gerek yok. Eğer kağıda bir sihir yapacak olursa... bin bir parçaya bölünüp bütün etkisini kaybedecek. Ondan sonra kağıdı yese bile Taceddin eski haline dönemeyecek. Ben gidiyorum. Gitmesine izin mi veriyorsunuz? Bu benim sonum olabilir. Yapacak bir şey yok Taceddin'cim. İzin vermesek de yemiyor. Bırakalım, ne yapacak görelim. Eğer bir oyun yapsın, o kağıdı sihirlesin, yesin... ve ben yine böyle kalayım, o gün hepinizle hukukumu keseceğim. Bence birimiz artık gidip baksak iyi olur.
Yavrucuğum, bakmamız bir şey değiştirmez. Allah Allah, nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Perihan? Ya Dudu yukarıda o kağıdı yok ettiyse? Hayatım, edecek olan bizim yanımızda da imha ederdi, etmez. Ama etmedi. Çünkü annem de senin eski haline dönmeni istiyor baba. İstiyor, istiyor ama o kağıdı da yemiyor. Ya. Esasında ben de annemden şüpheleniyorum. Şimdi biliyorsun annem Cingöz. Yukarı çıkıp o kağıdı çikolatalı, karamelli falan yapmaya kalkarsa sihrin bütün özelliği kaybolur. Ondan sonra babam böyle kalıverir. Ay korkunç. Yapmaz çocuklar. Anneniz akıllı kadın. Eğer bunu yaparsa başına neler geleceğini biliyor. Merak etmeyin. Bence de. Eminim annem şu anda odasında o kağıdı yemek için telkin çalışmaları yapıyordur. Ben bu kağıdı yerim. Ay yiyemezsin. Ama yemek zorundayım. Niye yemek zorundasın canım? Ne münasebet? Ama kocama sarılıp mutlu bahtiyar yaşamak istiyorsam bu kağıdı yemek zorundayım. 50 senedir onun köpek olarak etrafında dolaşmasına izin verdin. Ha, kısa tüylü ve bodur bir köpek. Ne lazım bu saatten sonra koca gibi koca? Ben ölümsüz bir periyim. Aynı zamanda da ölümsüz bir kadınım. Taci de sevdiğim erkek. Ama maalesef o hem ölümlü hem ihtiyar. Onu kucaklayabilmem için belki de çok az zamanım var. Zamanımız kısıtlı. Onun için bencillik etmemeliyim. Onun da insan gibi yaşamaya hakkı var. Üstelik ben onu 50 senedir kötü bir sihirle sihirledim. Ama hak etti namussuz. Önüne gelen kadına kıza beğene beğene bakmasaydı. Seni aldatmasaydı. Ama o da bana 450 yaşında bir çocuk sahibi olma şansı verdi. Ve onu ikimizin de kucaklayabilmesi için bunu yemem şart. Yoksa oğlumuz laftan anlayacak yaşa gelene kadar babasını evde dolaşan köpek sanacak. Onunla oyunlar oynayacak. Ve her yaramaz çocuğun hayvanlara yaptığı tatlı zulümleri yapıp ondan oyun isteyecek. Hem de kimden? 70 küsur yaşındaki bir adamdan. O yüzden bunu yemeliyim. Ve bunu yapacağım. Yapamayacağım. Bir sürü işim var benim. Deli olacağım. Oğlum, sen git işlerini hallet. Biz seni durumdan haberdar ederiz. Yo, yani ablamı ve eniştemi bu durumda bırakıp gidemem. Aa, en iyisi buradaki sihirli aynadan Periliçe ile konuşmak. Değil mi? Tabii. Sihirli günler Periliçem. Sihirli günler iklim perisi. Yardım perilerinin işi bitti mi? Evet. Üşüyen bir tek çocuk bile kalmadı. Ayakkabısı ıslanan da yok. Ayrıca bütün çocukların birer şemsiyesi de var. Oh, bugünün en iyi haberi. Öyleyse yağmuru başlatabilirim. Hiç vakit kaybetme. Toprak susamış bekliyordur. Pekala. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aa, bir dakika, bir dakika, kapatma. Yanında Perihan, Eda ve Betüş Peri'yi mi görüyorum? Sizler Dudu'nun şatosunda mısınız? Evet Periliçem, hepimiz buradayız. Anlaşılan Dudu Peri henüz sihirli kağıdı yemedi. Yemek için odasında kendisiyle mücadele veriyor Periliçem. Taceddin Bey'i seviyorsa yiyecektir. Bana gelişmeleri haber verin, oldu mu? Veririz Periliçem. Sihirli günler. Size de. Geliyor, geliyor. Taci, çok özür dilerim. Ama yapamadım. Denedim ama yapamadım, yiyemedim.
Olsun Duducuğum, bu bile bir adım. Hadi canım, ne olur bir daha dene, hadi. Lütfen. Lütfen, lütfen Dudu. Benim için hayatım, bizim için. Ama yapamıyorum, yiyemiyorum. Çok kötü hissediyorum. Ay sinirlerim çok bozuk. Abla bizde de sinir bırakmadı. Hayatında bir dakika için sevmediğin bir şey yiyeceğini düşün. Ye, yut ve sonra unut. Kolaysa sen yap. Sonsuza kadar kıllı ve salyalı bir kağıt yediğimi düşünerek midem bulanacak. Ay bu kadarı bile yetti. Şu anda bile çok kötüyüm. Öyle mi Dudu Hanım? O zaman aç kapıyı. Çıkıp gidiyorum. Ömür boyu köpek olarak kalmaya razı olamam ben. Eda, Betüş, benim için peri bir avukatla konuşun. Boşanma davası açacağım. Oğlumun velayetini bana vermelerini istiyorum. Ama babacığım, takdir edersin ki sen şu anda bir çocuğa bakabilecek pozisyonda değilsin. Ne olmuş? Oğluma pekala bir peri dadı tutabilirim. Anneniz herhalde o kadar da insafsız olmaz. Hadi ben gidiyorum. Tamam dur, gitme Taci. Yiyecek misin, yemeyecek misin? Hamile hamile, üzme beni. Yiyeceğim. Hata olması mümkün değil. En iyisi gidip Periliçe'ye soralım. Babam bebek oldu. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Acaba gidip muhafız Beriye bir daha mı söylesem? Yok yok Perihan teyzeciğim. Beriye'cimizin muhakkak önemli bir işi vardır. Bence bekleyelim, gelir. Geciktiğim için özür dilerim. Peril'in aile büyükleriyle çay saatindeydik. Asıl biz sizi aile toplantınızın ortasında rahatsız ettiğimiz için özür dileriz Periliçem. Bu defa içinden çıkılmaz bir şey oldu galiba. Maalesef öyle bir durum var. Şöyle ki... Babam yeni doğmuş bir bebeğe dönüştü. Nasıl oldu bu? Periliçem, Dudu o kağıdı yedi. Ortaya bir bebek çıktı. Yani biz Taceddin'in eski Taceddin olmasını beklerken... Taceddin bebek oldu. Bir dakika, bir dakika. Sen bunu bilmiyor muydun? İyi. O sihrin başından beri yapabileceği buydu. Bir peri tarafından sihirle köpeğe dönüştürülmüş bir fani... Bu sihir geri alındığında hayatına sıfırdan başlar. Yani köpek olarak geçirdiği yıllar da dahil olmak üzere... ...bütün hayatını yeniden yaşamaya hak kazanır. Ben bu detayı nasıl atladım ben? Ben bunu ne Dudu'ya ne de Taceddin'e söyledim. Periler aşkına. Dur dur sakin ol. Sakin ol Perihan teyzeciğim. Bir dakika. Peki ama bunun mantığı nedir Periliçem? Taceddin Bey ne zaman köpek oldu? 50 yıl önce falan köpek oldu. 50 yıldır köpek olarak yaşayan birinin bu sosyal hayata hemen adapte olması mümkün değil. Bu onda bazı ruhsal sorunlar yaratabilir.
Yani? Yani 50 sene sosyal hayatı durmuş biri en son eski radyoları dinlerken CD'lere, MP3'lere, cep telefonuna, internet teknolojisine geçmiş bir dünyaya uyum sağlayamayabilir. Bu yüzden böyle vakaların hayata uyum sağlayabilmeleri için değişimlerini doğduğu gün itibariyle yapıyoruz. Yani ben bu durumda ölümlerden ölüm beğeniyim. Bittim. Ben bittim, bittim ben, bittim ben, bittim. Saati yolun, ne olur ben. Ay, şimdi. Aç kızım, aç annendir belki. Tamam, müsaadenizle. Efendim? Ay komşu, öldüm öleceğim. Avni şifreyi buldu. Kendi ağzımdan kaçırdım. Ay bir ara kendimden geçmişim. Ayıldığımda bir de ne göreyim dersin. Benimki benim yanında olacağına oturmuş bilgisayarın başına yeniden upuzun bir şifre yazmış. Asla açamıyorum. Çok üzüldüm Suzan'cığım ama şu anda sana ne yazık ki yardım edemeyeceğim. Pek müsait değilim de canım. Ay affedersin canım. O zaman şöyle yapalım. Müsait önce sen beni ara, tamam mı? Sana çok ihtiyacım var. Asıl sen affedersin canım. Müsait olunca hemen seni arayacağım. Tamam canım, hadi ben tutmayayım seni. Hoşça kal. Hoşça kal. Suzan, Suzan, yaz şifreyi veriyorum. Kan yapan dalak, benim karım salak. Ben bir salak. Tamam Perihan, bu kadar abartma, bir şeyler yaparız. Efendim? Merhabalar, Ferhat ben, kafeden. Rahatsız etmiyorum inşallah. Etmiyorsun Ferhat'cığım. Yani aslında ediyorsun. Çünkü şu anda pek müsait değilim canım. O zaman hemen iki şey var, onları söyleyip ben kapatayım. Bu aralar Suzan Hanım'la hiç konuştunuz mu? Çünkü sinirleri çok bozuktu. Bence birinin yardımına ihtiyacı var. Evet, konuştuk, haberim var. Ama ben şu anda Suzan Hanım'a yardım edebilecek bir durumda değilim. O zaman ben de hemen ikinci soruma geçeyim ve telefonu kapatayım. Siz ne zaman geleceksiniz? Tam olarak bilemiyorum Ferhat'cığım. Benim de ailevi bir sorunum var da. Bak canım, siz en iyisi kafeyi kapatıp çıkın, tamam mı? Öyle mi? O zaman birimiz sizin yanınıza gelsin, diğerimiz gitsin Suzan Hanım'ın yanına. Yok yok, hayır. Sizin yardım edebileceğiniz bir durum değil bu. Siz Leyla ile beraber Suzan Hanım'a gidin. Ben de müsait olunca hemen yanınıza gelirim. Sizi ararım. Yani bir şekilde haberleşiriz. Yalnız bu durumdan hiç kimseyi haberdar etmezseniz... ...hani kimse boşu boşuna telaşlanmasın, olur mu? Yok yok, hiç merak etmeyin. Biz kimseye bir şey söylemeyiz. Konu her neyse, tekrar geçmiş olsun. Hoşça kal. Teşekkürler. Hoşça kal Ferhat. Ailevi sorunları varmış. Betüş Hanım'ın mı? Evet. Gördün mü bak, geldim hepsi üst üste geliyor. Ne olmuş? Pek bir şey söylemedi ama kafeyi kapatın, siz Suzan Hanım'a gidin dedi. Hadi çıkalım. Müşteriler? O. Ay kusura bakmayın, Suzan'la ilgili bir durum vardı da onun için bu kadar telefonla konuştum. Önemli değil Betüş'cüğüm. Hadi istersen Dudu'nun şatosuna gidelim. Hadi gidelim Perihan teyze. Ben gelmeyeyim. Şatoma geçip sonsuza kadar inzivaya çekileyim. İyi bir şey yapıyorum sanırken perilik ve görev hayatım boyunca yapabileceğim en kötü şeyi yaptım. Belki kendilerine geldiklerinde durumu kabullenirler. Dudu mu? Tac ettin mi? Hiç sanmıyorum. Aa Perihan teyzem benim. Çilek gel buraya, bana söz verdi. Bu yapacağımızın yanlış olmadığını bilemem. Çilek'le toprağın sesini mi duyuyorum ben? Evet ben de duydum. Ben de duydum. Üstelik adımı andıkları için kulaklarım çınladı. Merhaba Perihan teyze. Annemle Periliçe de burada, oleş! Aa, siz niye okuldan çıkınca servise binip eve gitmediniz bakayım? Ne işiniz var burada? Annem bir gün beni okuldan almadı. Evet, gelemedi. Çünkü anneannenle ilgili bir takım beklenmedik olaylar oldu. Annen şimdi şatoda onunla beraber. Ama sen bir perisin ve tek başına sihirle eve gidebilirsin değil mi hayatım? Bu yüzden gelmedik ki. Topraktan iddiaya girdik. O kazandı. Sonucunda da ter rengimi istiyor anne. Ah, bir bu eksikti. Bu ne şimdi, mümkün mü değil mi onu söyleyin. Bana bakın yaramaz periler. Bugün Perihan teyzenizi üzmeyin. Ya bir dert daha kaldıracak durumda değilim, haberiniz olsun. Ay olamaz, olamaz.
nerede? Ay, Perihan nerede? Ah! Bunların hali ne böyle? Ah! Eda! Ay, ne oldu bize ya? Ay baba! Bayıldık galiba. Babacığım, ah! Ya, ya, işte min haline bak, inanılır gibi değil. Babam bir bebek. Peki Betüşler nerede? Bilmiyorum. Haydeli olacağım. Sihirli aynaya bakıp öğrenelim. Periliçeye neler olup bittiğini sormaya gitmişlerdir. Ah, ben de size bakacaktım. Nerede yanlış yapmışız? Nasıl düzeltebiliriz? Bir yanlışlık yok Dudu Peri. Olması gereken oldu. Sadece sen o sihirli kağıdı yerken arkadaşımız Perihan Peri sana önemli bir detayı anlatmayı unutmuş. Neyi? Sabah bana masal kitabı alacaksınız değil mi? Ya alacağız, alacağız. Kaç kere söz verdik. Sabah ilk işimiz gideceğiz, kitabını bulup alacağız. Hadi yat uyu artık, çok geç oldu. Ama bak arkadaşlarım benimle dalga geçsin istemiyorum. Alacağız değil mi? Alacağız kızım, alacağız. Sen endişelenme. Hadi yat uyu artık. Tamam, sihirli geceler. Sana da sihirli geceler. Toprakcığım bak, bu yaşta her şeyi bu kadar kafana takıyor olman iyi bir şey değil. Tamam, sorumluluk sahibi olmuş olman çok hoş ama öğretmenin verdiği masal kitabını bulamamış olmamız dünyanın sonu değil. Hem bulacağız, söz verdim sana. Şimdi seni sihirle uyutacağım mecburen. Sabah okula uykusunu alamamış bir öğrenci olarak gitmeni istemiyorum, tamam mı? Görüyor musun? Benim de uykum